Türkiye'de Polis Akademisi Başkanlığı ile Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Güvenlik Konferansı Antalya'da bir otelde başladı. Bu yıl uluslararası bir tehdit olarak FETÖ başlıklı konunun ele alındığı sempozyuma Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çolak, Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Donald Trump'ın eski seçim ve kampanya danışmanı Theodore Roosevelt Malloch, bürokratlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı. FETÖ'nün yapılanmasının enine boyuna ele alındığı sempozyumda konuşan Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çolak, FETÖ'nün dini motifli etnik, ideolojik ve mezhep radikalleşmesinden farklı olarak analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yüz yüze kaldığı 4 tane ana akım terör örgütü var. Bir tanesi DAEŞ, El-Kaide, dini temelli radikalizm üzerine yürüyor. Diğeri PKK, etnik radikalleşme temelli bir yapı oluşturmuş. Bir üçüncüsü PKK, DHKPC ve MLKP türevleri ideolojik ve mezhebi de kullanan bir radikalleşme süreci kullandığını görüyoruz. Örgütün gizlilik içerisinde yeni yaşam alanları bulmaya çalıştığını kaydeden Çolak, terör denince akıllara yeni nesil terör örneği olarak adlandırdığı DAEŞ'ta FETÖ'nün geldiğini söyledi. Ve sonuncusu da Türkiye'nin yüzde kaldığı belki ve dünyanın da belki en şiddeti içeren, en iyi örgütlenmiş terör örgütlerinden birisi olan FETÖ ve onun uyguladığı radikalleşmenin ise dini motif içeren, ezoterik, modern kült bir hareket tarzı bir radikalleşme izlediğini görüyoruz. Burada mehdilik anlayışını, inancının da kullandığını görmekteyiz. Tüm örgütlerin zamanla uluslararası bir nitelik kazandığını belirten Çolak, FETÖ'nün ayrıca analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. FETÖ yapısı da ezoterik modern kült radikalleşmenin günümüzdeki en son, en kanlı ve en küresel boyuta ulaşmış yapısını oluşturmaktadır. Ülkemizde görülen dini motifli etnik ideolojik ve mezhep radikalleşmesinden farklı olarak FETÖ'nün analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu radikalleşme türünün en önemli özelliği olarak görülen gizlilik anlaşılamamaktadır. Terör örgütlerinin şehir yapılanmalarının da ele alındığı toplantı 25 Kasım'da son bulacak.